116 lira 09 kuruş, 356 kilometre, işte 32 kuruş civarında yapıyor, 20.1 litre falan yapmış. Hani o yüksek hızlar olmasaydı yaptığım, muhtemelen daha az yakardı. Özellikle yüksek hızdan ziyade ani hızlanma, yani böyle bir anda böyle şöyle bir anda gazlaşıyorsun ya. Abi şu an çok düşük bir yer olduğu için olmadı. Onlar çok iyi özellikle yakıtı. Bak depoyu doldurmama rağmen iki çizgi şu an hakkım var bak. Bir tanesi gidiyor geliyor ya hatta. Can sıkıcı ya. Şöyle bir full görmek istiyor insan. Şimdi şaşmaza gidiyorum. Son yapılan boyayı yaptığı metal var uygulama. Deneme amaçlı. Onu motorun yanına koyup bakacağız durumda. Rengi inşallah tutar. Bana uyacak gibi geliyor da bakalım. Özellikle boyacı dedi, bu saatlerde gel ki dedi. Güneşin kızılığı falan olmasın, normal güneş renginde olsun dedi. Akşam saatlerine gelirsen biraz kızıla çalar dedi. Aldatabilir dedi görüntü. Yeni şeyler öğrenmek güzel ya, seviyorum. Devamlı dörtleri yakıtlarına beni hasta ediyor ya. Şimdi sağa mı gidecek, sola mı gidecek bilemiyorsun. Bak. Dörtleri yakıp niye geziyorsun arkadaş sen ya? Hayvan oğlu hayvan. 2 dakika ileri gidip dönüş yap, sonra bir daha dönüş yapsan ne olur ya? Ne kaybedersin ya? Bunu gören bir tane sürücü, sonra acil bir fren yapıyor, onun arkasındaki ani fren yapıyor, tat tat hemen arkadan öbürleri giriyor böyle. Ya kaçırırsan ileride mutlaka bir dönüşü var ya. Kasılacak bir şey yok ki bu kadar. Ha, keyfi kadar, keyfe kadar. Dörtleri yakarak gidiyorsun. Bak hala dörtler yanıyor. Değişiyor mu? Mikrofonun pozisyonu evet iyi. Sesini çok alıyor. Çenepede var. Onu çıkartıyorum. Öyle olmasa kafam içine sığmıyor. Ya. Sokamıyorum. Yani çok zor oluyor. Üç kişi aç bir de kaskı.
bir de normal konuşmayı biliyorken böyle lafları yuvarlayarak konuşuyorum ya. Kendimi hiç hoşlanmıyorum ben şu an. Görüyorsunuz diyorum. Görüyorsunuz demem lazım. Türkçemiz ya. Doğru bir yanlış yapmak gerçekten hoş değil. Sinyal veriyor muydu ki? Kask, eldiven, koruma, geç. Arkadaş Allah korusun. 20 ile 30 ile giderken yuvarlansan avucunun içi asfalta değecek. Oradaki bir çakıl taşa içine girecek. Dirseklerini sürteceksin. Yani anlamıyorum ki ya. Bak benim bir anım var. Çoğunuzun da başına gelmiştir. Bisiklet sürerken demiştim ya daha önce hani hızlı sürüyorum falan diye bisiklet. Arkadaş bir tane arı geldi sağ gözüme girdi. Gözlük de var ha gözümde. Aynı şu elemandaki gibi. Güneş gözü gibi bir şey yani geniş. Girdi için abi. Bir haftadan fazla uğraştım. Parça parça çıktı. Gözümün akı böyle bir tarafa çevirdiğim zaman gözümü dönüyordu. Böyle şey pelte gibi olmuş diyeceğim. Formunu kaybediyor. Ya motosiklet kullanıyorsun ya. Bir sinek girse o zaman var ya nasıl kendini kontrol edeceğim? Bak. İnsan ister istemez şu ilkim hareketini yapıyor. Bunu yaptın mı bir de dengeni bozma ihtimalim var ya. Tamam motor kendi başına dengeli ama yani sen sağa sola yapabiliyorsun ister istemez. Kasksız, eldivensiz, botsuz. Hani gerekiyorsa da pantolonla mutlaka çıkın arkadaş. Biz uzun yola giderken ben pantolonla korumalı pantolon giydim. Ne olacağını bilemeyiz. Yani burada şehir içindesin hani hızlı gitmiyorsun. Olabilecek riskleri göz önüne alıyorsun ama abi ayakkabı da önemli ya. Düştüğü zaman incik kemiğin üzeri bir aşınıyor. Bittin ya. Hevesle motora biniyorsun. Ekipmansız olmayacak abicim. Eldiven ve kask olmazsa olmaz. Ya şu parmağına var ya, üzerine düştüğün zaman serçe parmağınız önüne. Yani işe yaramazsa ne olacak ya? Denizli başlıkları biliyorsunuz değil mi? Bak adamın sağ serçe parmağı böyle yukarı doğru yamuk. Açarken yukarı doğru gidiyor. Küçükken mi? Gençken mi? Kaza geçmiş orada, kırılmış mı ne olmuş? Etkisi kalıyor işte abicim. Korumalı bir eldiven olması lazım mutlaka. Dün boya yaptırmıştı, Mustafa boyamıştı. Uymadı tamamıyla. Usta tekrar düzenlemesini yaptı buradaki boyacı. Valla ellerine gelen en iyisini yapıyorlar. Çok memnun kaldım. Şu an tutmuş oldu. Usta artık bir bakıp deneyecek. Kerim metali boyayacak. Sonrasında bakacağız. Uygun olursa çantaları, kafayı, şu aynayı boyayacak. Burada bazı motorseverler varmış. Onlara gelin dedi. Arkadaş da beni zormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arasan bulamazsın. Arasan bulamazsın aynen. Zaten bulamadık da çok zor bir şey. Niye çalışmadın? Şuraları keşke boyatmasaymış ya. Nasıl? Buraları keşke boyatmasaymış diyorum. İşte aynı şeyi söyledik. Yeniden plastik rengine boyanacak. Güneş yansıtır çünkü gözün alır. Aynen. Doğru söylüyorsun. Dün gelirken ekranlar da dahi güneş yansıtıyor. Yansıtıyor yani. Kaldır öyle yerden sonra abi. Gezecek misiniz bugün? Gezecek misiniz? Bugün değil herhalde ya. Niye? Ben geçeceğim de gideceğim de. Ha. Gezecek misiniz diye soruyor da. Ben şimdi arkadaşlarla gezeceğim büyük ihtimalle. Senin grupla değil mi?
Biz öyle yani gezi programımız yok. Henüz de. Biz öyle. Ümit abi ya sen hıklamıyormuş lan. İyi peki. Hadi hayırlı cumalar. Bak burada dikiz aynasındaki renk uyumsuzluğunu görüyorum. Şuna bakayım.